Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Onlay kanalına. Uzun bir aradan sonra yeniden Ultimate Team oynama zamanımız geldiğini düşünüyorum. Yavaş yavaş Ultimate Team'de takımımızı Division 1'e çıkartma serimize yeniden başlıyoruz sevgili dostlar. Division 1'i aslında görmüş olduğunuz gibi puanımız ve derecemiz ne olduğunu haftalık ödüller falan diyor da. Evet, biz neredeyiz abi klasmanda? Evet, Division 4'e gelmişiz sanırım ve Division 3'e doğru çıkmak üzereyiz sanıyorum ki, yanlış görmüyorsam. Evet, 1250, 1400, 1500, evet, Division 3'e doğru çıkmak üzereyiz ve Division 1'e doğru geleceğiz yavaş yavaş. Division 1'e çıkma serimiz yeniden hayırlı olsun, bölüm 1 ile başlayacağım. Öncelikle yapmam gereken bir şey var. 9938.000 coins'imiz var arkadaşlar. 9038 coins ile seni bekleyen öğelerim var diyor. Ne öğelerim varmış benim? Ya tamam, bunları geç. 9000 küsür şeyle paketlere göz at bakalım, hangi paketler var. Promosyon paketi ne varmış? 25 binlik bir paket var, hiç değmez bile. Yeni bir kadro kuracağız. Öncelikle bir kadromuzu kuracağız, ondan sonra oynayacağız. Benim kadromda bu şekilde bir kadro. 3 defans oynayacağım ben. Tamam mı? 3 defans ve 2 çift forvetli bir taktik oynamak istiyorum. Hemen şunu kapatmam lazım. Pardon. Evet, 3 defanslı bir kadro. Şimdi nasıl bir kadro yapacağız? Nasıl ne yapacağız? Hiçbir bilgim yok. Çünkü neden? Kafamda gerçekten ilginç fikirler var. Düşündüğüm şeyler şu, onu söyleyeyim. Şöyle Sergio Ramos düşünüyorum. Yani İngiltere Lig kadrosu olarak bu kadro tamam bir şekilde idare edilir bize. Mesela şuraya ben Pogba'yı almıştım galiba, yanlış bilmiyorsam. Gel bakayım sen buraya. Şu bakayım oğlum, sen şuradan bir kulübüme gönder. Ben geçen gün Pogba'yı aldım galiba, yanlış bilmiyorsam. Nerede Pogba? Ya bu niye böyle bu şekilde sıralanıyor ki? Abi bu alındığı tarih, filtre yok, satan satış bedeli yüksekten düşüyor. Allah Allah. Acaba MO muydu? Bir dakika dur. Ha bu şekilde, aynen Pogba. Pogba'yı koyalım şu orta sahaya. Şimdi Pogba Kevin De Bruyne orta sahada mühendisinden yaptığımız için kendi kendine gelmiş buraya. Orada bir Valencia yapsak, Valencia orada kaçta oynar acaba bakalım. Bakalım kaçta oynuyor. Sağ bek 6 ile oynuyor. Yani sağ kanat bekini, sağ bek değil de sağ kanat bek olarak Valencia'dan almamız lazım bir tane. Şey kaçta oynuyor? Hazard kaçta oynuyor? O da 6 ile oynuyor. Niye? O da sol forvet olduğu için. Yani sol forvet değil de onu sol kanat yapmam lazım. Malzemeyi kullan diyelim. Bakalım onun şeyi var mı, pozisyon alma. Sol forvetten sol kanat, aynen. Sol forvetten sol kanada yaptığımız zaman bakalım Hazard ne oldu? Bir anda 9'da oynamaya başladı. Bunun da Valencia'yı da kim pozisyon almadan gelip sağ bekten sağ kanat beki yapalım. Tamamdır. Bakalım bu ne oldu? Valencia'da sanırım Valencia yine 6 oldu. Allah Allah, sağ kanat beki yine 6 ile oynuyor. İlginç bir şekilde. Mesela Pogba 8 oynuyor. Niye 8 oynuyor acaba? 9-8. Allah Allah. Fransız hiçbir orta saha şeyi yeşil değil. Neyse, bunlar ilerleyen zamanlar düzelir de. Ben artık bu kadroyla oynamak istiyorum. Şu benim kadrom. Baktığınız zaman bir de tek tek direklerim şuraya. Division İngiltere Ligi'nden bir de tek tek direklerim. Tamamdır. Tek tek öğesini uygula. Tamam canım. Niye uyguluyorum abi? Zaten tek tek sözleşmesi yok kendi üzerimizde. Falan filan. Şimdi bu kadro güzel. 3 defanslı kadro güzel. Başka kadrolarımız var. Kadro seçiciye gelelim mesela. Kadro seçiciden şurada bir, nerede benim kadrom? Deneme aktif. Bu deneme aktif değil. Benim kadrom şu. Bu kadro olması lazım galiba. Yok, bu değil. Kadro seçici. Benim kadrom aslında bu gerçekte. Oynadığım kadro. Tabii ki biraz bozulmuş. Nasıl olmuşsa. Evet, geçen bununla oynadık en son. Bu da bir taktik aslında. Bu da bir kadro bizim için. Ama ben dediğim gibi bu kadro oynamak istemiyorum. Diğer kadro oynamak istiyorum. Şimdi sizlerden ricam şöyle bir şey var. Size onu söyleyeyim bir. Şu kadroda Valencia 6 ile oynadığı için Valencia 7, 7 oldu bak. 6'ydı, 7 oldu. 9'du mesela ve Pogba da 8'di. O da 9 olmuş bakın. Hepsi biraz ilerlemiş. 10-10'un. Harika. Kondisyonları kaç bunların? 99. Hepsi 99. Şimdi arkadaşlar söylemek istediğim şey şu. Ben aslında bu kadroya 900'de de paramız var. Yani o parayla ekstra bir şeyler yapmak istiyorum. Ama ekstra ne yapabileceğimi bilmiyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum daha çok.
Acaba diyorum ki Bukado'nun yerine benim, çünkü neden bilmiyorum ama sürekli hayalimde Sergio Ramos var. Her zaman Sergio Ramos ve Marcelo. Acaba diyorum ki şuraya Sergio Ramos'u koysam. İspanyol, tamam mı arkadaşlar? İspanyol ama işte. Şuraya Sergio Ramos'u koysam. Şuraya Marcelo'yu koysam. Marcelo. O zaman forvete şey koyabiliyorum. Brezilya'yı koyabiliyorum. Brezilyalı. O zaman buraya da Pogba yerine şey lazım. Ya Brezilyalı ya İspanyol bir oyuncu lazım. Onu işte yapamıyorum yani. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. O da benim kafamı karıştırıyor. Neyse, Division Pass oynayalım. 2'de 2 yaparak bugünü kapatalım. İki maç oynayacağız bugün sizlerle. Division Pass'ta ve yavaş yavaş Division 1'e doğru çıkacağız. Kadromuz güzel. Yedeklerimiz dur oğlum dur. Şunları bir, şunların hepsini bir şey yapıyor, kulübüme gönder. Bunlar ne? Ben bunları ne yapacağım? Hiçbir anlamı yok bunların. Mesela bak, Fernandinho'yu Pogba'nın yerine koysam Marcelo'da kimyası uyuyor. Ama Sergio Ramos uymuyor. Sergio Ramos İspanyol oluyor. Kaleye de mesela şeyi alsam, De Gea'yı alsam, De Gea hem Van Dijk'la uyuyor hem Sergio Ramos'la uyuyor. Aslında olabilir ya, neden olmasın ya. Buraya Marcelo, buraya Sergio Ramos, ya da mesela şuraya Azpilicueta, o da İspanyol çünkü. Azpilicueta, Sergio Ramos, bak şöyle. Van Dijk buraya, tamam mı? Van Dijk mesela. Maç şimdi değişiriz. Buraya Azpilicueta, buraya Sergio Ramos. Azpilicueta, Sergio Ramos ve şuraya da Marcelo. İleriye de şey olamaz mı acaba? Coutinho olabilir mi acaba? Ya da Firmino. Olabilir aslında. Onlara bakmak lazım. Şimdi ben şu yedekleri biraz hızlı oyuncularla dolduralım. Çünkü yedeklerimiz gerçekten kötü. 80-81 falan filan. Ne diyor ya? Aktif pozisyon hepsi. Fitler nerede? Satış bezi yüksekten düşüyor. Satılamaz. Fit yok. Fit yok. Yani nasıl yani? En pahalı oyuncular bunlar mı? Nasıl olur ya? Benim hızlı şey falan vardı ya. Benim oyuncularım vardı. Bir dakika. Baksana burada Boateng'ler, Kurtuğalar falan filan var. Nasıl oluyor ya? Ben bunu bir türlü düzeltemedim arkadaşlar. Burada bir sorun var benim oyunumda. Sürekli bu hatayı alıyorum. Yüksekten düşüyor. İstediğim kadar yapayım. Mesela bak, Dembele'yi alalım mesela, tamam mı? Ondan sonra bu hızlı bir oyuncu. Mesela bunun yerine şey alabiliriz. Nerede bizim Yusuf Poulsen değil de. Alex Teixeira nerede ya? İstediğimiz kadar yapalım. Nedense bu kafasına göre yapıyor bu şeyi. Vardy'nin de 90 hızı var diyor ama ben Vardy'nin çok da bir etkili olacağını düşünmüyorum. Bir forvet daha vardı benim ya. Yine hızlı bir oyuncu vardı benim forvetlerden bir tane. Kimdi acaba? 64 bunlar değil, bunlar değil, bunlar değil. 66, 79, 90. Vardy 90 diyor ama Vardy'nin dribbling'i çok düşük diye biliyorum ben. Wilson. Bir tane daha forvetim vardı galiba yanlış. Kurtoy'u alalım arkadaşlar. Ondan sonra bunları değiştirme tabii ki. Mkhitaryan'ın da Boateng'le değiştir. Ondan sonra Kim var, bu çocuk var. Mendy de var. Aa, Mendy ihtiyacımız yok, buna bir ihtiyacımız yok. Kaleci Farman varmış, Santi Cazorla olabilir mi? Bizi çok düşük bana kalmaz. Tamam, bu bize yeter şimdi. Bu kadro bize yeter. Boateng'i alalım buraya. Mesela kime? Dembele, David Luiz'i yeni alalım. Boateng'i ve Kurtoy'u da Hernandez'i yeni alalım. Maçımıza başlayalım sevgili dostlar. İki maç yapacağız. 2'de 2 yaparsak bizim için süper olur. 2'de 2 yapabilir miyiz? Neden olmasın? Bakalım ilk rakibimiz kim gelecek? Evet, Agüero Jesus ikilisiyle 3 defans oynayacağız sevgili dostlar. Rakibimize bakalım. Rakibimiz de yine çift forvet oynayan bir rakip geldi. 2 tane Dumbia mıydı o ya? Bir hızlı forvet, ikincisi teknik ve hızlı, arkalarında Messi gibi bir yetenek. Abi Messi bende. Baksana abi, Sergio Ramos'la. Abi Sergio Ramos, Marcelo, Varane, bunları koyduğun zaman ekstra oluyor zaten. Ekstra. Total futbol diye bir tane şey yapmış. Şimdi ben burada yapmam gereken bir şey var tabii ki. Bunu unuttuk. Talimatlar. Hazard, sen arka kuşatmanı istiyorum. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Arka kuş yap. Valencia sen yapma. Arka kuş yap. Arka kuş yap. Taktik. Genişlik biraz daha daralt. Geniş yapmamız lazım. Çünkü 4 defans olduğu için. Derinliği de biraz geride yapmamız lazım. 3 defa sonra bulacağız. Hadi bakalım. Hadi gençler, güveniyorum size çocuklar. Gel bakalım. Bu arada Pogba'nın da ilk maçı ya bende. Geldi. Söktü aldı. Pogba geldi. Hayırdır kardeş dedi. Sen kime pas veriyorsun dedi. Şimdi Hazard aldı. Hazard gitme çalışıyor. Döndü. Güzel bir hareket. Bir daha hareket. Orta sahada hareketleri devam ediyor. Pogba.
Döndü. Güzel. Şimdi Kevin De Bruyne ceza sahası içi. Aldı orada müthiş. Ah be oğlum. Ama Pogba dedi ki yeter artık dedi. Sanki ayırdır dedi. Aldı o golü. Müthiş pas. Ceza sahası içi. Bir vuruş Kurtua. İyi başladık. Güzel orta. Pogba geldi. Vurdu. Aman tanrım. Hakem attı bak. Hakem out diyor. Bir orta. Van Dijk. Van Dijk'ten bir ölüm vuruşu. Çok güzel pas be oğlum. Eriksen'den senin açacağın ortaya be Eriksen be. Jesus'tan mükemmel koşu var. Açtığın ortaya bak ya. Sakin. Hayır 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 hayır. Vurdurma. Aman oğlum ama sakin. Çok güzel hareket be. Şimdi araya mükemmel saldı be. Yürü oğlum Jesus. Jesus aldı. Güzel hareket. Ceza sahası içi. Hazard vurdu. Değmese %96 gol be. Değmese %96 gol be. Çok güzel oğlum be. Sanchez'den mükemmel hareket. Şimdi Agüero. Müthiş döndü. Vurdu üst direk senin ben. Pogba Allah kahretsin nasıl atamıyoruz ya. Ya Agu be. Oradan da atar babacım bunu be Agu be. Oradan da at artık be. At onu. Babacım. Agu. İkidir güzel çalım. Ceza sahası. Bir orta. Vur artık onu. Oha Van Dijk'a bak gelmiş forvete gol atma gelmiş. Koşun benim abi golcü abi Van Dijk. Jesus. Jesus baktı. Pogba. Babacım yürüyecek misin artık? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. O kadar, o kadar değil. Ya, o kadar değil tamam ama o kadar değil. Adam ilginç bir şekilde pres yapıyor ama. Hayatımda ilk defa böyle ilginç bir pres tarzı gördüm. Bu sürekli niye orta açıyor? Gol açacağını falan mı zannediyor ortayla bana? Yürü oğlum benim. Yürü oğlum benim. Hadi ya! Niye vurmadım ben ya? Hep bana kızıyorsunuz. Niye vurmuyorsun diyorsunuz. Gittim yine vurmadım ya. Tek son dakikalara giriliyor. Hazard aldı. Jesus Navas. Jesus Navas. Döndü. Aldı topu. Bir çalım attı. Şimdi Pogba'nın önüne mi? Ceza sahası. Pogba baktı kaleye. Müthiş bir şut kaleci Kurtua. Sürekli kurtarıyor golleri. Hepsini kurtarıyor. Abi Varan da öküz yemiş ya Varan. İlk yarı 0-0. Flaga'da 971'e karşı oynuyoruz. İlk yarıda 0-0 beraberlik var ama ikinci yarı tabii ki onun hakkını alacağız yani. Hadi hadi bas bas. Kardeş bas artık ya. Flaga'da. Flaga'da be. Please be. Bas be. Bas. Haydi bakalım çocuklar. Gerçekten iki takım adına da ilginç bir maç oluyor. İki takım da çok istiyor ama bir tanesi kazanacak. Çok ya Kondopya'dan gol yiyorum. Allah delireceğim ya. Ha, ekstra takmış. Evet. Çok 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 rahat bir gol yedik ya. Hemen bunun intikamını almamız lazım. Hemen intikamını almamız lazım dediğim anda Marsu. Oha. Kaleci kafayla çıkardı. Yeter lan kalk ayağa. Kalkma benimle savaş. Efendim hocam. Eyvallah sarı kart. Kabul ediyorum. Hak ettim kabul ediyorum hak ettim. Allah'ım ya. Vur lan. Ya Allah'ım yine direkten döndü ya. Rahat edemedim. Kolum kurtuldu ya. Bir orta. Bir kafa röveşata. Rahat gençler. Ben bir daha edemedim şu koltukta ya. 2-0 mı? Restarting at 2-0.
Çevirmez baktı geldi. Sakin. Sadece sakin oyun, tamam mı gençler? Evet, maç nasıl çevrilir? Now De Bruyne. This is an exercise in patience as they try to get an opening. Aguero. Maç nasıl çevrilir .com. Maç nasıl çevrilir .com. Beni sinirlendirmeyin ya, yeter artık ya Aguero ya. Oynayın baba biraz ya. Lütfen. Mükemmel bir hareket. Kalecinin kapattığı köşe, ölüm vuruşu. Hadi gençler. Çevirin şu maçı. Aferin oğlum be. Şimdi Valencia'nın önüne güzel bir pas. Valencia ceza sahasına baktı. Oynayacak mı? Güzel bir hareketle sıyrıldı. Şimdi bakıyor tekrar kim var orada? Arkadaşlarımla yukarı doğru. Pogba vuracak mı? Hayır dedi. Şimdi ceza sahasına baktı. Bir şut. Allah'ım buna kaçtı. Yürü oğlum. Yürü oğlum. En arka direğe. Bu da kaçtı. Bir orta Eriksen'den. İndir oğlum. Vur oğlum. 2-2 oldu artık. Yeter artık. Bu maç nasıl çevirilir .com demiştim değil mi ben size? Demiştim. Aferin Aguero. Abi Aguero varsa her zaman bir tık öndesin. Sanchez burada mükemmel indiriyor. Sergio Aguero vuruyor. Kalecini yapabilecek hiçbir şey yok. 2-0 mağlup olduğumuz maçta 2-2'lik yeniden beraber yakalıyorsak bu sefer. Şimdi onlar düşünsün. Offside. Verme, offside de verme, tamam mı? Harika. Yürü be oğlum benim be. Yürü be oğlum benim be. Vur artık maçı bitir be. Vur artık maçı bitir be. Biz bitti demeden bitmez. Yes. Koçlarım benim. Size güveniyordum ben. Size ben güveniyordum. Bu maçı çevireceğinizi biliyordum be. Türbünler tıklım tıklım dolu. Jesus namaz. Öyle mi? Abi o Gabriel Jesus değil mi ya? Bana bunlarla gelin. Bana bunlarla gelin. Rahat 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 rahat. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Rahat. Rahat. Öyle penaltıymış falan. Onlar öyle kolay değil onlar. Kevin De Bruyne ileri doğru takımını çıkarmaya başladı. Şimdi bir pas. Bir ver kaç yapabilecek miyiz? Şimdi Hazard'dan. Orada mükemmel pas. Yürü oğlum Hazard. Aldı döndü. Ceza sahası içine girdi Hazard. Ama izin vermiyorlar. Lan. Lan. Aman tanrım. Yiyordum. Vallahi yiyordum. Pas. Oğlum defansa gelin. Yes, atamadı. Atamadı. Offside mi ne? Bir şey oldu. Ben de. Oğlum bak gol yiyeceğim ha. Son saniyelerde az. Aha güzel. Hocam benim. Ya ayıptır. Vallahi ayıptır ya. Van Dijk. Arkadaşlarına baktı. Artık son anlar. Hakem bakıyorum. Gözler hakemde. Kutlusu Müftüoğlu. Hakem bakıyorum. Bitirecek mi? Eden Hazard güzel yere. Şimdi Jesus Navas güzel bir hareketle silme çalıştı. Geçemedi. Hazard orta sahaya baktı. Pogba hocam. Hocam bitirsene. 2-0 geriye düştüğümüz maçta çok güzel bir skorla 3-2 yakalamasını bildik ve kazanmasını bildik sevgili dostlar. Biliyorsunuz ki bu arada yine söyleyelim, perşembe günü saat kaçtı ya? 7 miydi? Galiba 7'ydi. Tam hatırlamıyorum ama yine YouTube'da canlı yayında Hayatımı Anlatıyorum bölüm 4 gelecek. Bilginiz olsun, onu lütfen kaçırmayın. Perşembe saat 7'de ya 7 ya 8 galiba. Hepinizi canlı yayına bekliyorum. Evet kazandık. Maçın yıldızı Sanchez olmuş ama Agüero'nun atmış olduğu 2 tane gol var yani. Bilmiyorum. Yine de demek ki Sanchez ne müdahaleler yaptıysa. Abi kazanmam gereken maçtı, kazandık. Kaç puan aldık? Bakalım Division 3'e çıktı mı? Division 4'teydik. 33 puan aldık. Nasıl bu kadar az puan alıyoruz ya?
Abi iyi de böyle şeye kadar oynarsın, 100 yıl boyunca oynarsın şey çıkayım diye. 30 puan aldım ya galibiyet. Yeni klasmanla. Aha 1500. Division 3'e geldim. Koçum benim, aferin. Division 3'e geldik. Şimdi birazdan kesin yine düşeriz. Evet, Division 3'teyiz. Artık Division 3'teyiz. Ne diyor? Sanchez'in kontratı bitti diyor. Hemen yapalım onu da sözleşme. Koçum Sanchez geçen maçın zaten yıldızı. O da az çeka değil. Hani diyor ki ben diyor şimdi diyor şey olacağım diyor. Temel diyor. Buna şey yapalım. Avcı, gladiatör, defans ve şut. Defans ve şut değil. Ki dur, önerilen sözleşme tedavi kimya tarzı. Başka yok mu ya? Avcı, gölge, temel, keskin nişan, bitirici, affetmez, isabetçi, sanatçı, mimar, güçlü, pas ve defans, dribbling, pas, şut, dinamo, hız, pas, dribbling, defans ve fizik. Aynı defans ve fizik. Ya koçum, nöbetçi, defans ve fiziğine seni arttıralım. Koçum benim, aferin. Bana böyle oynadığın zaman ben her zaman biliyorsun senin yanındayım canım benim. Evet, biraz yorgun oyuncularımız olmasına rağmen yine de ikinci maça giriyoruz. Rakip karlık yaptı, ev sahibi olarak oynamak istiyor. İkinci maçımıza gireceğiz. Tamam, biz Amerika forması, o da EA Sports'un vermiş olduğu formayla girecek. Bakalım nasıl bir kadro bizleri bekliyor sevgili bossarlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten mükemmel bir kadro. Maldini, Vieira, çocuğun adını unuttum o, Neymar. Overmars mı lan o? Yok, Overmars değil o ya, şey. Keane mi? Keane sanırım o. Falan filan yani. Sonuçta süper bir kadro yine her zaman olduğu gibi. Neymar'ın resmini hemen koymuş orada. Şunu şeyde yapalım da her seferinde bununla uğraşmayalım ya. Derinliği şöyle yapalım. Her seferinde bununla uğraşmayalım. Bir de şu talimatlardan Hazard'a. Arka kuşak. Bir de Hazard'a arka kuşak verelim. Haydi bakalım. İlk maçı kazandık. Bu maçı da kazanırsak süper olur ama kötü olan şey şuydu yani. Sadece 33 puan verdi ya. Bu kim ya? Martinez. Talisca. Tamam, rakip iyi. Güzel. Ya şut fake yapacaktım. Yanlış yaptım ya. Being closed down. Well, the amount of money that's been spent on Neymar in his career tells you. Çok güzel be. Araya gönder. Şimdi Hazard'ın ceza sahası içine. Orada Kevin De Bruyne, Allah'ım. Bir anlık ağır kalma diyelim ona. İyi oyuncu. İyi adamı koy, gelişine vur. Bu mu? Bitmedi mi bunlar hala? Ya çok saçma ya abi, çok saçma ya. Korner kullanıyor, benim adam topu şey vuruyor. Kardeş şunu bizim kaleye şu çeker misin, gol olsun diye vuruyor. Şuraya bak. Adamın önünde kalıyor bulmuş ya. Ulan ne güzel başlamışım. Tek kale yapmışım oyunu. Tam istediğim oyunu oynuyorum. Çok basit. Çok basit. Ya içinden geçiyor adamın ya. Biz iyi başladık, adam daha iyi oynuyor. İki tane şut, iki tane gol edim ya. Valla Bale'in içinden geçmesini anlayamadım. Top bendeydi. Yine 2-0 mağlubuz. Yani yine bu döndürebilir. Tabi bu pas, yani bu paslar uzun süre dönmez. Araya gönder oğlum. Aferin oğlum. Benim attığım pas geçmesin. Ama onun adamı benim içimden geçebilsin. Sakin. Yürü oğlum, harika pas. Ceza sahası. Aferin. Ben vurduğum zaman olmaz zaten. Ben vurduğum zaman olmaz zaten. In goes the corner.
Aynısı bana da olsun, benim de önümde kalsın. Çok güzel oğlum be. Ya yok ananı... Tövbe tövbe ya. Ayıp ama ya, vallahi ayıp ya. Mükemmel getiriyorum oraya kadar, yaptığı hataya bak ya oyunun. Bir oğlum. Vur. Penaltı lan, penaltı lan. At şunu. Ne oldu? Abi kime değdi o top? Bakacağım bir dakika. Yok artık daha neler ya. Yok artık daha neler ya. At şunu bari. Yok bu da olmaz. Bu da olmaz. Bizim kalemize gelen iki tane topun ikisi de gol olur. Ama bizde olmaz. Van Dijk vurun artık şuna bir tane be. Bu da olmaz. Vur oğlum. Lan şut çek, ne yapıyorsun? Kevin De Bruyne. Güzel. Güzel. Aynen oğlum. At artık şunu. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Yani rakibe karşı daha ne yapmam lazım acaba ben gol atabilmek için bilmiyorum ama elimden gelen her şeyi yapıyorum. Elimden gelen her şey yapıyorum ama ben yani gol atmak için daha ne yapmam lazım ya? Şuraya 10 tane şutum var. Adamın 3 tane kaleye bulan şutun ikisi gol oldu ya. Allah aşkına lütfen ya, şunu düzeltmem lazım. Hadi çocuklar, neden olmasın, hadi. Görecek maçı çevirdiğimiz gibi bunu da çevirebiliriz. Hep aynı hareket. Hep içinden geçiyor. Bir oğlum. Lan oğlum. Pası atıyorum. Karşı karşıya gidiyorum. Başka adam seçiliyor ya. Vay ananı avradım. Tövbe estağfurullah ya. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Adamın her burada gol oluyor ya. Oynuyoruz. Her vurduğumuz çıkıyor. O da gol olsun. Valla o da gol olsun. Oradan da gol olsun. Hepsi gol olsun. Ben zaten... Alek Teixeira gir koşum, sen maçta bir şey yapacaksın, tamam mı? Ben sana güveniyorum. Dembele oğlum, sen de Valencia'nın yerine gir. Orayı bir hızlandır, bir şeyler yap yani orada. Hazard sen hiç yoksun, niye yoksun bilmiyorum ama sana şöyle bir şey, güzellik düşündüm. Seni buraya alacağım, sağ ayağından deneyeceğiz, biraz atacağız. Hadi. Yani 2-0 iken çok güzel pozisyonlara kaldık ama atamadık. Şimdi bir kafa 3-0 olur maç. Maldini. Dur oğlum. I think the wide man's got a chance here. There's space out near the touchline. Oha, oha penaltı. Ya yok ana. Ne? Drew everything behind that. Well, it's something that they have done this season and they've done it with a bit of success at times. Diyeceksiniz ki niye vurmuyorsun? Çünkü vurunca gol olmadığı için diyorum ki artık ya, boş kaleye falan atayım belki. Anca öyle olabilir. Daha anca gol geliyor. Gol anca geliyor, anca. Gol anca geliyor daha. Çok daha öncesi gelmesi gereken gol. Anca şimdi geliyor.
restart the game. Royce. The shot's up. The defenders managed to get in the way there. Dur oğlum. Vallahi ben atmadım. Daha önce basmıştım ya. Neymar. Just a natural feel for the football, Frank Rijkaard. They are a class act as a team, this group of players. Quick and they're slick with their work. Well, the manager will be enjoying the. Ay arkadaş hadi ya. Shot blocked here. Bernard. Still 7 minutes left on the clock. Taking on the defenders. Dur oğlum. Lan vur artık ya. Yeter ya. Bomboş kale, benim önümde top, adam yine geliyor topu dokunuyor ya. Sometimes they can fly into those head, but that one back of the net. Well done, son. And here's Key. It goes out wide again. Royce. Çok güzel oğlum. That's top, top tackling. And he's really strong in that area. Eden Hazard. Hazard. Bernard. Hazard. Sergio Aguero now. Hadi lan. Dokunama, dokunama. Dokunama corner. Well, an important corner now. Let's see what they can do. Hadi oğlum. Bir orta. Ulan. Bitirme, bitirme sakın. Hay ananı ya, hay ananı ya. Nasıl yanındakini atamıyorsun ya? Çok gol kaçırdık ya. Adam her vurduğu gol oldu. Biz çok kaçırdık ya. Ya şu maçın hakkı şu olmaması lazımdı. Vallahi bulmaması lazımdı. İlk yarıda atmam lazımdı. Neyse. Gol, bir tane Dembele, bir tane Ayet'e şey atmış. Asistler de Agüero. Agüero çok gol kaçırdın. Hele ilk yarıda direkten dönen topların falan vardı. Bir önceki maçı yıldızı olduğun için sana bir şey demiyorum. Kaç puan kaybettik bakalım. Tekrar düştük mü? Aa 31 gitti. Yine düştük. Evet. Sürekli bir düşüyoruz. Bir çıkıyoruz. Nerede? Yenildiğimi göstermedi. Yenildiğim bir şeyim falan filan göstermedi. Onu nerede haftalık ödüleyicilerim? Klasmanlar. Düşünmemiş bizi. Niye? Küme düşme uyarısı diyor. Allah Allah. Ha 1250 olduk mu tekrar düşüyoruz öyle mi? Ha tamam anladım. Evet görmüş olduğunuz gibi bugün iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyet aldık. Serimiz devam edecek. Sonraki bölümlerde yine daha fazla galibiyet alarak Division 2'ye doğru çıkmaya çalışacağız. Ne diyecektim size ya? He, görmüş olduğunuz gibi paramız var. Bu parayla ne alacağımızı, hangi oyuncuları alırsak bu kadron daha iyi olabileceğini yorum yapabilirsiniz. Umarım keyif aldığınız bölüm olmuştur. Yeniden Ultimate Team'e hoş geldiniz diyelim ve yeni serimizde kaldığımız yerden devam edelim. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Yeni bölümlerde yeniden beraber olacağız. Videonun altında bir kere like atmadan çıkmayın lütfen. Ve aynı zamanda videonun altındaki adreslerimizi takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.